diyebiliriz. Arkadaşlar bakın hücre zarı bitti. Hücre zarından madde geçişleri mevzunu tartıştık. Değil mi? Kolaylaştırmış difüzyondu, ozmozdu, endostozdu, ektostozdu. Hatta ne yaptık? Zardan geçenler ve geçemeyenler diye ayırdık. Özellikle belirttik. Değil mi? Şimdi arkadaşlar sitoplazmadayız. Yani aslında organellerdeyiz. Kıymetli arkadaşlar. Sitoplazmanın yapısı zaten %80 su, enzimler, değil mi? Bir sürü organeller var. Temel olarak zaten sitoplazmayı tanıyorsunuz. Asıl meselemiz organeller. Şimdi organelleri ben tüm tahtayı kullanarak anlatacağım. Çünkü organellerin kökenleri önemli. Anlatabildim mi? Vazifeleri de buna göre ortaya çıkacak. Başlıyorum. Sağ üst köşemde arkadaşlar çekirdeğim olacak. Bakın şu gördüğünüz yapı çekirdek kıymetli arkadaşlar. Bir kere kabul etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi, şunu hiç unutmayacaksınız. Çekirdekte asla protein sentezi olmayacak. Asla. Çekirdek tüm proteinlerini dışarıdan alacak. Hocam kim verecek ki? Arkadaşlar çekirdekten türeyen ya da çekirdek zarının türediği birbirlerine ilişkili olan bakın şöyle bir zarlı bir sistem var. Bu zarlı sistem arkadaşlar endoplazmik retikulum. Anlatabildim mi? Hatta buna nasıl üstünde ribozom bulunduran endoplazmik retikulum. Nasıl oluyor o zaman? Ne tür oluyor? Granüllü evre oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın şu gördüğünüz granüllü endoplazmik retikulum. Demek ki bu protein falan ürettiğinde genelde ne yapıyor? Dışarıda verebilir, hücrenin içine de verebilir. Pardon, çekirdeğin içine de verebilir. İyi de hocam, çekirdekte biz proteine niye ihtiyaç duyalım ki? Arkadaşlar, bizim DNA'mız full açık mı? Tüm DNA 2 metrelik ip açık mı? Hayır. Değil mi? Biz onu ne yaptık? Katladık. Biz onu ne yaptık kıymetli arkadaşlar? Zipledik. Gözde mesela mide genleri açık mı? Değil. Biz nereye kilitliyorduk? Özel histon proteinlerimiz vardı değil mi? DNA'yı kitleyen, değil mi? Gözde göz genleri açık, midede kapalı. Nasıl kapatıyorsun sen onu? Hangi proteinlerle? Histon proteinleri. Anlaşıldı mı gençler? Bu noktada kıymetli arkadaşlar, histon bir protein. Dolayısıyla senin proteine ihtiyacın var. İşte burada kullanıyorsun. Başka ne proteinler var? DNA polimeraz, RNA polimeraz hepsi protein değil mi? Dolayısıyla hepsi nereden geliyor? Dışarıdan geliyor çekirdeğin için. Anlaştık? Önemli. Hocam çekirdekte çekirdekçik diye bir yer varmış. Mış. Evet var. Kıymetli arkadaşlar şu gördüğünüz yapı çekirdekcik bakın. Ne iş yapıyor hocam? Veya zarı var mı? Bir kere zarı yok. Peki niye farklı? Çünkü kıymetli arkadaşlar kendisi 7 gün 24 saat aktif. Buradaki enzimler daima aktif olduğu için bu bölge mikroskoplara bakıldığı zaman farklı gözüküyor. Çekirdeğin içinde bir çekirdek varmış gibi. O yüzden biz ne diyoruz? Çekirdekcik adını veriyoruz. Peki hocam ne üretiyor ki 24 saat boyunca? 7 gün 24 saat diyorsun. Abi bu adam tRNA'nın babası. Adam tRNA üretiyor. Bunu ne yapıyor? Dışarı gönderiyoruz. Bakın tRNA'ları hatırlıyor muyuz? Nasıldı şekilleri? Antikodonları vardı. Değil mi? Gidiyor kendine amino asit bağlıyordu. Hatırladık mı? Bakın tRNA kimde üretiliyormuş? Çekirdekçikte. Hocam RNA diye bir şey var. Aynen. Arkadaşlar RNA'nın da babası kim? Gene bizim kıymetli arkadaşlar çekirdekçiğimiz. Problem şu. RNA ne işe yarıyor? Ribozom yapıyor değil mi? Bakın ribozomlar nerede üretiliyor hocam? Arkadaşlar ribozomlar da çekirdekte üretiliyor. Bakın RNA'yı alıyor karyoplazma, onu ribozom haline getiriyor. Ve bu ribozomu alıp dışarı atıyor arkadaşlar. Yani ribozomun kıymetli arkadaşlar anası çekirdekçik, babası çekirdek olur. Anlaşıldı mı? Bak önemli. Ribozomlar nerede üretilir? Çekirdeğin içinde üretilir. Buradan nereye gider hocam? İsterse gider free olarak sitoplazmaya. Ne yapar? Sitoplazmada gider bir mRNA'yı yakalar. Doğru muyum? Ne yapar? Ribozom okumaya başlar. Doğru mudur? Ne üretir? Peptit bağlarıyla protein üretir. Doğru mudur? Değil mi? Hatta ne yaparlar kıymetli arkadaşlar? Çekirdekten çıkmıştı bu ribozomlar. Gider bir mRNA yapar. Hatta toplu halde bulunabilirler değil mi bir mRNA'nın üstünde? Hatırlıyor muyuz? Değil mi? Biz bunlar ne diyorduk? Toplu ribozomların bulunduğu duruma polizom. Değil mi? Bunlar ne adını alıyordu? Polizom adını alıyordu. Polizom neymiş? Aynı mRNA'yı 10 tane birden okuyor. Aynı proteinden üretiyorsun değil mi? Aynı kitap okuyorlar. Aynı protein üretiyorlar. Mesela tükürükte ben illa her defasında mRNA yazmak zorunda. Bir tane yazarım. 20 tane ribozom bir bağlanır ona. Tak 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 polizom aynı proteinden kopyalar üretir değil mi? Bir sürü. Mesele bu. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar incelememize devam edelim. Demek ki kıymetli bakın arkadaşlar ribozom buradan çıktı. Nereye yerleşebilir? Ya illa buradan dışarı çıkmak zorunda değil. Çekirdek zarının üstüne de yerleşebilir. Hocam ne diyorsun ya? Evet. Çekirdek zarında ne var? Ribozom var. İşte ihtiyacı olduğu proteinleri ne yapabilir? Çekirdek zarından da kendisi ürettirebilir. Peki içinde üretim var mı? Yok. Değil mi? Bakın çekirdekte asla protein sentezi olmaz. Sakın unutma. Ama ribozom nerede bulunabilir kıymetli arkadaşlar? Çekirdek zarında ribozom var ya. Ribozom nerede olabilir arkadaşlar? Sitoplazmada. Doğru muyum? Ribozom nerede olabilir arkadaşlar? Granüllü endoplazm retikulümun yüzeyinde. Gördün mü arkadaşlar? 3 yer saydım ribozom için. Tamam. Bütün bu bölgelerde belki protein üretebilen bölgeler kıymetli arkadaşlar. Ve bunlar ne yapıyorlar? Ürettikleri proteinleri kullanmak üzere, daha doğrusu ribozomları mesela sitoplazmaya sarıyor, çekirdek zarına sarıyor, granüllü endoplazm retikulüma koyabiliyor. Bunun dışında kıymetli arkadaşlar incelemeye devam edelim. Mesela şurada granüllü ER'den bahsettik. Ribozomlu ER değil mi? Hatırlıyoruz değil mi? Meselemiz bizim biraz bu. Peki hocam normal halükarda diyelim burada hiç ribozom yok. Burası mı granüllü ER? Hayır. Burası düz endoplazmik retikulum olabilir. Anlatabildim mi? Yani granüllü ER'nin bir parçası düz ER, bir parçası ne olabilir? Granüllü ER. Hocam ne yapıyor bu? Düzü biraz sonra anlatacağım. Şu granüllüye bir takalım. Arkadaşlar granüllü ER bakın üstünde bulunan ribozomlar sayesinde mRNA'ları yakalayıp ne yapıyor arkadaşlar? Proteinler üretiyor. Görüyor muyuz arkadaşlar? Her biri bir mRNA okuyor ve protein üretiyor. Peki hocam sen bu proteini alıyor da içine doğru üretiyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Yani niye ben bu mRNA'yı göndereyim sitoplazmada okusunlar? Sitoplazmada üretilsin bu protein. Problem şu. Sitoplazmanın pH'i kaç arkadaşlar? 7. Nötr bir ortam değil mi? Belki senin ürettiğin protein katlanması için asit ortama ihtiyacın var. Değil mi? O zaman kim devreye giriyor işte? Granüllü ER. Neden hocam? Çünkü granüllü ER'nin bir ayağının pH mesela diyelim ki 7. Pardon nedir? 9 diyelim. Süper basit. Bakıyorsun bu ayak kaç? İşte 4. O süper asidik. Yani aslında ne anlatmaya çalışıyorum? Granüllü ER'nin ayakları, parçaları, bölümleri kıymetli arkadaşlar. pH'ların farklı bölgelerini taşıyor. Doğru muyum? Sen hangi tür protein üreteceksin? Asitte katlanan bir protein. O zaman granüllü ER'nin şu ayağında bunu üretmen lazım. Sen nasıl bir ortamı istiyorsun? Bazik bir ortamı yapmak istiyorsun değil mi? Protein için. Ne yapıyorsun? Şu bölgede ürettiriyorsun proteini. Çünkü bunu nerede üretemezsin? Sitoplazmada üretemezsin. Üretsen bile yanlış katlanır. Hatırlıyor muyuz boyutların 3 boyut yapısını? Değil mi? Sen onu asit ortama koysan yanlış bükülecek. Biz bunu istemiyoruz. Dolayısıyla granüllü ER aslında bir kimya laboratuvarı. Doğru muyum? Farklı pH'ları var ve ortam oluşturuyorlar farklı proteinler için. Bu noktada kıymetli arkadaşlar granüllü endoplazmik retikulum çok önemli bir yapıya sahip. Ve nitekim kıymetli arkadaşlar ürettiği proteinleri de bu eleman alıyor. Özel küçücük vezikül diyoruz bakın. Vezikül kesecik demektir arkadaşlar. Kofunun bir küçüğü. Anlatabildim mi? Bunları alıyor arkadaşlar, kendisi paketleyip içeri atıyor. Nereye atıyor? Sitoplazmaya. Bakın şöyle çubuk çubuk bir şey çıktı karşıma. Bakın bunu üretti gönderdi. Sitoplazmaya saldı. Bak mesela burada bir tane üretti. Abi bakıyorum şöyle kocaman kocaman yuvarlaklar var. Abi bakıyorum buradan bir şey üretti arkadaşlar. Şöyle çok ufak noktacıklar şeklinde sıvı bir malzeme var. Buradan bakıyorum arkadaşlar bir tane vezikül üretti. Bir inceliyorum A vezikül. İçinde A maddesi var. Bir bakıyorum ayrı bir yerde bir şey üretti. Bakıyorum burada B var. Bakın farklı farklı yerlerden farklı farklı proteinler üretildi ve küçük nelere saklandı? Veziküllere paketlendi. Hocam niye üretmiyor sitoplazmaya doğru? Abi sitoplazma hala 7. Değil mi? Bu proteini sen işte 4'te ürettin, 9'da ürettin, paketledin, sitoplazmaya saldın. Neden? Çünkü kıymetli arkadaşlar eğer bunu free olarak salsaydın, serbest bir yapı olarak salsaydın yapıları bozulacaktı. Peki bunlar nereye gidiyor hocam? Bunlar ne olacak? Kıymetli arkadaşlar bunları özel taşıyıcı bir proteinler var. şu gördüğünüz özel köprüler üstünde. Bakın şu gördüğünüz bir köprü. Arkadaşlar bu köprünün yapısı mikrotübül, hücre iskeleti elemanı. Sentrozom neyden yapılıyorsa, İP neyden yapılıyorsa bu köprüde öyle yapılıyor. Hazır mıyız? Bu kesecik öyle kendi başına gidemez. Bu keseciği taşıyan kıymetli arkadaşlar, bakın şöyle gösteriyorum, bir protein var. Yürüyen adam proteini diyor. Bildiğin bu keseciği yakalıyor abi, köprünün üstünden alıyor. Bu köprü boyunca kıymetli arkadaşlar keseciği ne yapıyor? Şöyle gördüğünüz bakın, tutmuş, bildiği adım ata ata ilerliyor. Anlatabildim mi? Bakın bu da aynı şekilde. Bir mikrotübül köprüsü yapılmış bunun içinde. Bu da taşınıyor arkadaşlar. Bakın gene bizim neyimiz var? Bir motor proteinimiz var. Adam protein diyorlar bunu arkadaşlar. Ne aldı? Aldı buradan götürüyor. Aynı şekilde A da kıymetli arkadaşlar taşınıyor. Aynı şekilde B de taşınıyor arkadaşlar. Bakın bizim taşıyıcı elemanlarımız B'yi de taşıyor. Bizim taşıyıcı elemanlarımız kıymetli arkadaşlar A'yı da taşıyorlar. Hocam nereye taşıyorlar? Nereye götürüyorlar bu kesecikleri? Aynen öyle. Burada kıymetli arkadaşlar yastıksı bir yapı var. İşte bunun adı golgi cisimciği. Hocam niye cisimcik diyorlar? Arkadaşlar ilginç bir şekilde bir şey söyleyeyim. Golgi mesela burada duruyor ya. Bir süre sonra bu golgi kaybolabilir mi? Bakmışım buraya gelmiş. Ne oldu? Aslında golginin yapısı kıymetli arkadaşlar. Bakınız golgi body, golgi cisimciği. Neylerden oluşuyor biliyor musunuz? İşte bu keseciklerden oluşuyor. Kesecikler geliyor buraya bir bağlanıyorlar kıymetli arkadaşlar. Ne oluyor kıymetli dostlar o zaman? Golginin zarları oluşuyor. Anlaşıldı mı? Bütün kesecikler ne yapıyor arkadaşlar? Buralarda bir toplanıyorlar. Anlatabildim mi? Buraya bağlandıkça ortaya ne çıkıyor aslında? Bir golgi cismi çıkıyor. Yani golginin kökeni aslında endoplazmik retikulum. Anlatabildim mi? Golgi kimden kaynaklanır diye sorduğum zaman golgi endoplazmik retikulum gönderdiği keseciklerden oluşturacaksınız. Anlaşıldı mı? Peki ne yapıyor golgi? Kıymetli arkadaşlar bunları alıyor. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan oraya, oradan oraya kıymetli arkadaşlar. Tüm bunları kendi içinde işleyerek, düzenleyerek, montajlayarak bunları bir kesecik haline dönüştürüyor. Bakın buraya geldik arkadaşlar. Artık benim elimde ne var? Şöyle bir kesecik var bakın. Buradan çıktı. Şimdi nasıldı mesela? Şu iki keseciği birbirlerine montajladı. Bakın nasıl bir şey ortaya çıktı. Bakın şöyle bir şey ortaya çıktı. Gördük mü? İki farklı proteini ne yaptı? Kendi içine aldı, birleştirdi. Aslında ne var biliyor musun? Olay şu. Abi sen buraya kaporta gönderiyorsun, golgiye. Sen buraya motor gönderiyorsun, tekerlek gönderiyorsun. Şunu ne yapıyor bu içeride? Bunları birleştiriyor. Değil mi? Montajlıyor. Anladın mı? Ondan sonra milli mi oluyor? Hücresel oluyor değil mi artık yani? F-16 üretiyoruz ama nasıl üretiyoruz? Parça geliyor. Aynen bu da alıyor parçaları, birleştiriyor, gönderiyor. Tamam. Peki hocam mesela bu kesecik ne? Ne olacak buna? Bunun kaderi nedir? Arkadaşlar bu kesecik, bakın şurası da hücre zarı olsun. Kıymetli arkadaşlar, şu bölge sitoplazma. Şu burada ne yapıyor bunu? Gene bunu özel taşıyıcı protein veriyor kıymetli arkadaşlar. Mikrotübül köprülerin üstünde alıyor bunları. Taşıtıyor bakın. Ne yaptı? Bunları gönderdi. Nereye gönderiyor? Hücrenin kıymetli arkadaşlar zarına geldi. Ne olacak? Ne olacak? Ne tür bir yapı bu? Egzon sitoz olacak değil mi? Bu kesecik gelecek kıymetli arkadaşlar. Şöyle. Değil mi? Ne yapacak? Zara gelecek. Zara bir yapışacak. Hatırlıyor muyuz? Egzositoz ne yapardı zara? Zar katardı değil mi? Zarı büyütürdü. Yüzey alanını arttırırdı. Peki hocam içindeki malzeme ne oldu? Aa bak içindeki malzeme şöyle dışarı doğru çıktı. Mantıklı değil mi? Geldi, yapıştı, içindekileri dışarı doğru çıkarttı. Bunlar ne olabilir hücre zarının yüzeyinde? Reseptör. Aynen öyle. İşte bizim reseptör dediğimiz kıymetli arkadaşlar hatırlayalım. Glikolipitlerimiz hatırlıyor muyuz? Bakın glikolipit. Demek ki golgi neyle neyi birleştirdi? Glikozla lipitleri birleştirdi. Doğru muyum? Bizim neyimiz var arkadaşlar? Glikoprotein. Demek ki adam ne yaptı? Proteinlerle glikoz zincirlerini birleştirdi. Doğru muyum? Bakın golgi montaj yaptı değil mi hep bunları? Belki ne olabilir bu? Lipozarda bulunan bir protein. Gene kim yaptı bunu? Golgi yaptı. Doğru mudur? Demek ki reseptörlerin kaynağı kim? Annesi Golgi. Doğru muyum? Babası granülleri. Hatta ribozomlar. Anlatabildim mi? Bir reseptör zar proteini nasıl oluşur? Hangi sırada oluşur? Önce granülleredeki ribozom çalışır. Sonra granüller onları vezikül hale getirir. Sonra Golgi'ye dönüşür. Golgi'den de zar atılır. Anlaşıldı mı? Kaynak belli, tamam. Geçiyorum arkadaşlar. Ki hatırlayınız bu reseptörler bizim ne sistemimizdi kıymetli arkadaşlar? Adreslerimizdi değil mi? Hücre tanıma sistemimizdi. Mikroplar, ilaçlar değil mi? Hücreler birbirini böyle tanırdı. Geçiyorum kıymetli arkadaşlar. Bakıyorum şuradaki kesecik mesela. Şu nokta kesecik. Bir çıktı abi buradan kesecik. Allah Allah, bir bakıyorum. Nokta neye dönüşmüş? Artıya dönüşmüş. Bir çeşit değiştirmiş, dönüştürmüş, farklılaştırmış. Gene kıymetli arkadaşlar bakın bu kesecik de ne yapıyor gene? Özel mikrotübül köprülerinin üstünden taşıyıcı adamlarımla ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Gene taşınıyor bak. Nereye taşınıyor kıymetli arkadaşlar? Zara doğru gitti. Gene kıymetli arkadaşlar zara geldi. Gene zara ne yaptı? Zar kattı. Değil mi? Şu gördüğümüz kesecik. Geldi arkadaşlar buradan taşınmıştı. Buraya geldi. Zara yapıştı. Ve dışarıya malzemeyi boşalttı. Görüyor muyuz arkadaşlar? İşte bu gördüğümüz yapı bir salgı maddesi. Ne olabilir bu? Bakın salgı için konuşuyorum. Bu bir enzim olabilir mi? Değil mi? Tükürük böyle çıkar zaten değil mi dışarıya? Doğru mu? Efendim bu bir hormon olabilir mi? Pankreasın ne yapar? İnsülin salgılayacaktır. Doğru mu? İçeride insülin paketler üretir, zararı yapıştırır. Hop! İnsülin hormonunu ne yaptı? Kanın içine karışmak üzere değil mi? Dokular arası sıvıya girdi. Anlaşılır mı? Kana verdik bak. Bu başka ne olabilir? Mesela bitkiyi düşünün. Değil mi efendim? Bu ama aktif taşıma değil. Büyük molekül atıyoruz. Egzostoz ya bunların hepsi değil mi? Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Burada ne oluyor? Bir egzostoz olayı gerçekleşiyor. İkisinde de. Hormon olabilir, enzim olabilir, bitkilerde nektarin olabilir. Değil mi arkadaşlar? Reçine olabilir. Doğru mu? Yani tüm egzostoz yapısı olabilir. Ne olursa olsun büyük moleküller. Peki şu gördüğümüz artık yapılar neye dönüşmüş oldu? Mesela bu bir salgı kofulu oldu arkadaşlar. Gördük mü? Bu bir salgı kofulu oldu. Anlatabildim mi? Mesela şu gördüğümüz bir taşıyıcı kofulu oldu. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Devam edelim. Bakın AB vardı. Ne oldu kıymetli arkadaşlar? A'yı da B ile aldı. Son anda, bak son anda ne yaptı kıymetli arkadaşlar? A'yı B'yi bir birleştirdi arkadaşlar. A artı B oldu. İşte bu organelin arkadaşlar adı lizozom. Bunun pH'i 5. Hocam niye bunu baştan birleştirmedi ki? Arkadaşlar lizozom ne iş yapıyordu? Kesmedi mi? Makas gibi kesecek. Bakın A bir bacağı, B bir bacağı. Ne oldu? Ayrı ayrı gitti. Burada birleşseydi ne olurdu? Granüllerin parçaları değil mi? Keseciklerin içinde birleşseydi keseciği parçalardı. Golgi'nin içinde birleşseydi Golgi'yi parçalardı. Allah'tan Golgi ne yapıyor? Son saniye bunları birleştirip dışarı atıyor. Tak makas hazır. Anlaşıldı mı? Kesme başlayabilir. İşte lizozom organelinin anası Golgi. Babası granülleri. Anlaşıldı mı? Bakın Golgi'nin kaynağı lizozomun kaynağı Golgi ve nedir kıymetli arkadaşlar? Granüllü endoplazmik retikulumdur. Unutmayın. Hemen hemen her organelin bir kaynağı var. Nereden geldiği var. Anlatabildim mi? Hemen lizozomu inceliyorum kıymetli arkadaşlar. Lizozomu incelediğimizde bakalım lizozom ne yapar? Mesela lizozom diyelim ki bir endostoz olayı gerçekleşti. Kıymetli arkadaşlar bu bir akü vardı. Bir mikrobu yakaladık. Ne yaptık bunu? İçeri alıyoruz. Ne tür bir hadise ediyoruz buna biz? Endostozda bunu içeri aldık. Bu bir besin parçası da olabilir. Ne oldu kıymetli arkadaşlar? Endostozda içeri çekildi. Kıymetli arkadaşlar bakınız. Ve ne yaptık? Bir kesecik halinde bunu içeri aldık. Hop elimizde şimdi ne var? Şu kesecik halinde besin var. Bu ne kofuluydu? Besin kofulu diyorduk arkadaşlar. Bunun adı bakın besin kofulu. Dikkatinizi çekiyorum. Besin kofuluna kim yapışıyor arkadaşlar hemen? Lizozom yapışacak değil mi? Bir bakmışsınız arkadaşlar besin kofuluna lizozom gelmiş. Ne yapmış lizozom? Yapışır yapışmaz bunu parçalamaya başlamış. Doğru muyum? parçalanmaya başlıyor. Ve sitoplazmayı ne savunuyor arkadaşlar? Bunun monomerleri, parçaları savunuyor. Doğru mu? Nitekim kıymetli arkadaşlar, eğer lizozom bir besin kofuluna bağlandıysa bunda da artık ne olur? Sindirim kofulu. Anlaşıldı mı? Nitekim ne olacak kıymetli arkadaşlar? Sindirim tamamlandığında bir bakmışsınız atıklar kalacak, çöp kalacak arkadaşlar. Atık kalacak. Anlaşıldı mı? Çöpler ve atıklar da. Değil mi? Bu ne olacak arkadaşlar o zaman? Atık kofuluna dönüşecek. Çöp kofuluna dönüşecek. Bunu ne yapacağız? Bunu da kıymetli arkadaşlar gene zardan alacağız. Dışarıya atacağız. Çöp olarak dışarı atacağız. Anlaşıldı mı? Peki hocam, başka bir organel var mı? Gene böyle şey yapan, golginin ürettiği var. Aynı lizozoma benziyor arkadaşlar. Belki ismini ilk defa duyacaksınız. Bunun da adı arkadaşlar peroksizom. Şimdi normalde biz ne öğrendik? Oksijen tüketen organel kimdir? Mitakondri değil mi? Başka bir yerde oksijen tüketilmez dedik. İstisna var. Bu adam oksijeni alıyor kıymetli arkadaşlar. Bunu içinde suyla birleştirip ne üretiyor biliyor musunuz? H2O2 yani hidrojen peroksit. Hocam ne işe yarıyor hidrojen peroksit? Zehirli bir malzeme değil mi? Hatta bu patlamasın diye patlasa bile hemen kendini bir şekilde söndürsün diye yangın söndürücüsü var. Kim vardı bunun enzimi? Katalaz enzimi de var bunun içinde. Bekliyor bir köşede ne olur ne olmaz diye. Peki hocam peroksizom ne yapar ki bu kadar tehlikeli olarak? Arkadaşlar peroksizomlar gider mesela yağları parçalar. Özellikle yağ moleküllerini parçalayan peroksizomlardır. Yağları parçalar kıymetli arkadaşlar. Atıklar gene koful olarak, atık koful olarak dışarı çıkar. Efendime söyleyeyim peroksizom gelir kıymetli arkadaşlar. Mesela yaşlı bir organel vardır. Mesela yaşlanmış bir mitokondri düşün. Anlatabildim mi? Ne yapar? Mitokondriye bir bağlanır kıymetli arkadaşlar peroksizom. Bakın şöyle gösterelim. Şurada da peroksizom bağlanmış diye gösterelim. Lizozom gibi çalışıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapıyor mitokondriyi? Parçalıyor kıymetli arkadaşlar. Gene atıklar, üretilen atıklar gene atık kofulu olarak ne oluyor? Toplanıp dışarı atılıyor. Anlaşıldı mı? Bakın lizozomda dikkat edin özel bir enzim var. Bunda da kıymetli arkadaşlar peroksit var. Bu daha çok bitkiseldir. Anlaşıldı mı? Daha çok bitkiler. Bizde nadir hatta. Bazen yüce zarlı yağlarını parçalamak için kullanabiliyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Efendim ne dedik? Granüller dedik. 1. Golgi dedik. 2. Kofullardan biraz bahsettik. 3. Lizozom dedik. 4. Peroksizom dedik. 5. Doğru muyum? Şimdi mesela düz endoplazmatik üründen bahsediyorum. Bakın sitoplazmanın içinde şöyle duruyor. Şöyle aynı granüllere gibi ama serbest serbest. Bu neymiş kıymetli arkadaşlar? Düz endoplazmatik üretimi. Arkadaşlar bunun görevi çok aşırı görevi var. Nedir bunun görevi arkadaşlar? Bakalım. 1. Karaciğer hücrelerinde kıymetli arkadaşlar zehiri alıp detoks yapıyor. Nasıl yani hocam? Alkol aldın, zehir. İlaç aldın, zehir. Ağrı kesici aldın, zehir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar ne yapıyor kıymetli arkadaşlar? Hemen vücutta dolaşırken karaciğer topluyor. Karaciğerde düz endoplazmatik retikulum bu zehri suda çözünür hale getiriyor. Faz 1 deriz buna. Bunu çözünür hale getirip hemen böbreklere gönderiyor, atıyorsun sen bunu, kurtuluyorsun. Karaciğer ne yapıyor arkadaşlar? Bu şekilde düz endoplazmatik retikulum organelleriyle hücreleri bu tür zehirleri ne yapıyor? Parçalamaya oluşturuyor. Ve böylece ne oluyor arkadaşlar? Vücut gelen zehirleri parçalayarak, sudan sulandırarak vücuttan dışarı atıyor. Yani aslında ne var? Detoks var. Vücuttan zehir uzaklaştırıyor. Bazen o kadar hızlı çalışıyor ki ne yapıyorsun sen mesela? Migren var, bir şey var. Bir tane hap alıyor ağzına. Baş ağrı geçiyor değil mi normalde? Ama ertesi gün ya da bir hafta kullanmaya devam ettikten sonra bu sefer ne oluyor? Vücut alışıyor. Onu o kadar hızlı parçalıyor ki bir hap alma yetmiyor. Ne yapıyorsun? 2'ye çıkarıyorsun. Ve ilkten oluyor bağımlılık gibi değil mi? Alkol. Bir bardak kafayı bulduruyor. Ama karaciğer bir temizlemeye alışıyor bunu. Düz evrede bir hızlı çalışmaya başlıyor. Sayıları bir artırıyorlar. O bir bardak alkol dolaşamadan hemen karaciğer temizliyor. Bu sefer ne yapmak zorunda kalıyorsun? 2 bardak, 3 bardak, bir şişe. Ancak kafayı buluyor. Eroin bağımlıları, sigara bağımlıları bir tane içiyor, keyif yapıyor. Ama ne oluyor? Bir süre sonra vücudunu hızlı temizlediğinden bağımlılık değil mi? 2 paket, 3 pakete çıkıyor belki Allah korusun. Anlatabildim mi? Demek ki olay nereden kaynaklanıyormuş? Düz endoplazmatik retikulum. Neredeki? Karaciğerdeki. İncelemeye devam. Efendim bakın gene karaciğerde kıymetli arkadaşlar yağ metabolizması. Sana ne lazım? Fosfolipid mi lazım? Bu yapar. Sana steroid için ana malzeme mi lazım? Bu yapar. Demek ki düzenli yapılan retikulonun diğer görevi ne? Yağ metabolizmasını düzenliyor. Anlaşıldı mı? Bitti mi? Hayır. Gene karaciğerde hatırlayın biz glikozu ne yaparız kıymetli arkadaşlar? Glikojen yaparız. Kim dönüştürüyormuş bunu? Düz endoplazm retikulum. Bak ne kadar kıymetli görevleri var değil mi? Mesela düşünün karaciğerde hangi organel bakımından zengindir? Düz evre bakımından değil mi? Organel diyor. Değil mi? Mesela pankreas ne bakımından zengindir? Granüllere. Niye hocam? Çok salgı yaptığı için değil mi? Enzim salgılıyor, hormon salgılıyor. Allah ne verdiyse. Karaciğer bakın düz evre bakımından zengin. Bir görev daha var arkadaşlar. Kaslarda kalsiyum depoluyor arkadaşlar. İşte şimdi bunun adını neydi hatırlayalım geçen senelerden. Kalsiyum depolayan düz evreye biz sarkoplazmik retikulum adını veriyoruz. Anlaşıldı mı? Düz evre demekti. Hocam organel olarak sentriyoz, sentrozomlar var. Buyurun bakalım. Nasıl bir şeydi sentriyoz, sentrozom? Şöyle silindirler değil mi? Böyle sütunlar halinde. Bir tanesi bunun sentriyoldü. Bu normalde bulunur. Ama hücre bölünecekse ne yapıyordu bu kendini? Eşliyordu. İki katına çıkartıyor değil mi arkadaşlar? Bakıyorsun bundan iki tane oldu. Şimdiki adı ne? Sentrozom. Peki bu organel neyden yapılıyor? Arkadaşlar şu gördüğün mikrotübül neyse bu da o. İpliği, köprü hepsi kıymetli arkadaşlar mikrotübül proteinlerinin birleştirilmesiyle oluşuyor. Yani sen sentrozmu neyle üretiyorsun aslında? Protein sentezi. Herhangi bir organel var mı atası anası babası olan? Yok. Bu direkt arkadaşlar ribozomlar tarafından protein senteziyle üretiliyor. Anlaşıldı mı? Bunun dışında kıymetli arkadaşlar kimler kaldı? İki tane organelim kaldı. Kim bunlar? Efendim mitokondri ve kloroplast. Arkadaşlar bakalım. Şimdi bana mitokondrinin şeyini söyleyeceksiniz. Anası ve babasını söyleyin. Bak ne kadar bir organel. Kocaman bir organelim var. Kıymetli arkadaşlar. Efendim neymiş? Bunun içinde böyle bir zar daha var. Bunun içinde matris dediğimiz gölge var. Adamın kendi DNA'sı var değil mi? Kendi ribozomları var. Şimdi söyleyin bakayım bana bu nereden oluşmuş olur? Hadi kloroplasta bakalım. Bakın arkadaşlar. Şuraya da mavi işler şey çizeyim ya da şöyle. Şunu da çizeyim. Bakın kloroplast çiziyorum. Çift kap zar var. Üstüne üstlük içinde böyle güneş panelleri var. Ne dedik buraya biz? Grana. Adam kendi ATP'sini üretiyor. Kendi DNA'sı var. Kendi ribozomları var. Kendi sitoplazması var. Stroması var. Ya nereden üretildi bunlar? Kendi kendine üretildi bunlar. Kendi kendine olamaz değil mi? Her şeyin bir kaynağı var. İşte kıymetli arkadaşlar bilim adamları bunu herhangi bir organele yaslayamadığımız için yani benzer bir şekilde kim yapar şu kanıya varıyorlar. Bu yapılar kıymetli arkadaşlar tarih öncesinde birer bakteriydi. Ve bu bakteriler ne yaptı kıymetli arkadaşlar? Bizim hücremize ne yaptılar? Rica ettiler. Abi biz de içeri alır mısın? Ne dedi mesela mitokondri? Ben sana ATP yapacağım abi dedi. Doğru mudur? Bize ATP yapıyor değil mi? İşte bakteriydi bir başka bakteriydi. Mesela bir başka bakteri dedi ki abi beni içeri al. Kim? Kloroplast. Bize ne yaptı? Glikoz besin üretti değil mi? Anlatabiliyor muyum? Hocam bunlar gerçekten eskiden bakteri miydi? Olabilir arkadaşlar. Bakın kendi halkasal DNA'nın bakterilerle aynı. Ribozomların büyüklükleri bakterilerle aynı. Ya çift zarlı yapı ben hiçbir şeyle açıklayamıyorum bunu değil mi? Hücrede hiçbir organelin bir kökeni bunları açıklayamıyor. Değil mi sistemi? İşte arkadaşlar zamanında bu mitokondri ve kloroplast bizim hücrelerimize girmiş. Bu tür girip bizimle yaşamaya alışmışlar. Bu teoriye biz endosimbiyoz teorisi adını veriyoruz. Çünkü neden? Ne mitokondrinin kıymetli dostum, ne de kloroplastın hiçbir şekilde bende neyi yok? Karşılığı yok. Tamamen dışarıdan gelmiş bunlar. Tamam. Hatta hatırlayalım, kloroplastın yanında başka plastik tipleri de var. Ne var mesela? İçi boş olup kendi DNA'sı olan gene var. Ve karanlık ortamda neye dönüşüyor arkadaşlar? Neydi bunun adı? Depo yapacak bu da. Lökoplastlar. Değil mi? Depo organeli değil mi bu da? Işık olduğu zaman ne oluyor? Kloroplasta dönüşür değil mi? Hatırladınız mı? Bir başkası var gene bir plastik değil mi? Bitkilerde bunlar. Adı ne? Kromoplast. Bakın kromoplast. Ne işe yarıyor kromoplast? Aynen öyle. Renk pigmentleri veriyor. Renk. Bakın bunların hepsinde ne var kıymetli arkadaşlar? Bir köken var değil mi? Bir yapı var. Ve biz bunları açıklayamıyoruz mesela. Şu gördüğünüz yapıların hepsi plastik diye geçiyor değil mi? Plastikler, bitkilerde bulunuyordu. Hatırladık mı? Sorusu olan arkadaşım var mı? Gördük mü arkadaşlar? Bakın bütün organizeleri bitirdik şu an. Değil mi? Ve bütün organelerin görevi anlaşıldı mı? Değil mi? Daha önce böyle bir organel çizimi gördünüz mü? Ama tüm yapısıyla umarım aklımızda kalır. Değil mi? Hatta ben bir şey söyleyeyim. Benim bir arkadaşım şu yürüyen adamın ayaklarını boyadı ve şunun üstündeki izlerini gösterdi. Nobel adayı gösterilmişti. Yaşı küçük olduğu için alamadı. Ama böyle Science dergisine falan kapak olmuştu. Bunda bir hikayesi var. Ayrı bir şey. Oldu mu arkadaşlar? Tekrar bakalım hızlıca. Bitiriyorum. Glomerüler, golgi cisimci, kofullar, lizozom, peroksizom, düz ER, sentrozom, mitokondri, kloroplast. Kaç etti? 8-9 tane etti değil mi? Eksik organelin var mı? Kimin kimden geldi anlaşıldı mı? Görevleri anlaşıldı mı? Buyurun. Golgi direkt granüllerin kesicikleri. Değil mi? Hatta burada üretim biterse nerede olur dedim golgi? Başka bir yerde çıkabilir dedim. Tamam. Teşekkür ederim.